Merhaba biz dinleyiciler. Bugün yeni bir Transformers Masterpiece ile karşınızdayım. Gene Takara Tomy tarafından üretilmiş olan Smokescreen isimli Autobot figürüyle beraber. Bu Smokescreen'i belki yani bu jenerasyon 1'de büyümemiş olanlar pek bilmez. Kendisi böyle daha G1'in 2. sezonlarında ortaya çıkan, daha arka planlarda başta olup ondan sonra da ön plana çıkan bir Autobot idi. İşte arabası da böyle Nissan'ın böyle eski üretimi böyle 70'lerde olan bir arabasından esinlenerek tasarlanmış olup üzerine eklemeler yapılmış. Yani bu Prowl ve bir tane Blue Striker diye bir işte tam böyle sallamayayım adını da iki tane Autobot var. Onların dizaynının daha upgrade edilmiş gibi olanı, yenilenmiş gibi olanı, araba dönüşen hali. İşte dediğim gibi bu Autobotların yanında yer alan bu robot, yani Autobot adından anlaşılır, yani Smokescreen isminden anlaşılır gibi duman çıkartarak böyle düşmanlarını şaşırtan, yani böyle şaşırtıcı, yanıltıcı, hileci diye geçen bir robot. Böyle yani bir çeşit böyle gambler, yani oyuncu niteliğinde böyle işte düşmanları çeşitli numaralarıyla şaşırtarak onları yenen, aynı zamanda Mirage isimli diğer Autobotla yani böyle görünmez özelliği olan Autobot'la beraber iş birliği yapıyorlar bunlar. Neyse işte dediğim gibi diğer böyle polis arabası olan Autobot'un daha yenilenmiş hali olarak geçiyor bu. İşte ondan sonra burada gene işte Bumblebee'nin kutusunda olduğu gibi Optimus Prime var. İşte Optimus Prime içine girebildiğini gösteriyor. Tırının arkasına falan filan. İşte şurada görselleri. İşte MP9 ya Masterpiece 19 numara olarak geçen bir Autobot. Şimdi videomuzu kuş bakışı hale getireceğim. Bu arada bu Autobot'u bana çok güzel fiyat satan Fatih Emrehan'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok yakın zamanda onunla beraber video çekeceğiz. Daha yani ondan aldıklarım daha var ama onları da bir sonraki videolarda tanıtacağım tabii. İlerleyen günlerde. Neyse biz videomuzu kuş bakışı yapalım. Evet, kuş bakışı hale getirdik. Kutumuzun görseli çok güzel. Kırmızı ve lacivert renklerinin muhteşem uyumu. İşte Nissan Fairlady 2800ZT şeyinden modelinden uyarlama. Bla 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 da konnichiwa da 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 öyle işte Japonca zaten hep yazılar bu Masterpiece'lerde. Bu Autobot sonra işte bu Transformers'ın 86 filminden sonra ortalıklarda bir daha gözükmüyordu. Yani çoğu Autobot gibi ya da işte ya çoğu Autobot gibi böyle ortalıktan kaybolanlardandı. Sırf yeni olanları pazarlamak üzere. Yani Hasbro yazık etti onları. Kutumuzu açalım. Kılavuzumuz. Güzel bir smokescreen illüstrasyonu. Bilgileri. Kılavuzu. Ve smokescreen'in kendisi. Silahları. Başka da bir şey yok böyle. Şunları şöyle tak koyalım şimdilik. Tık. Kılavuzumuzu açalım öyle. Autobot'umuz çok güzel. Şurada da böyle üçü yandan hali silahları nasıl takıldı falan filan.
Öncelikle şurasını şöyle yapmamız gerekiyormuş. Sonra şuradan çıkartılıyor. İşte yani dönüştürdüm yani. Artık yani ne kadar doğru dönüştüm bilmiyorum da yani dönüştüğü kadar dönüştüm. Her yerini çevirdim, şey ettim. Şimdi nasıl arabayı tekrar dönüştüreceğim diye de kara kara düşünmekteyim. Silahlarını takalım bu otobotun. Arkasında silahların nasıl takıldığını gösteriyordu gerçi. Mesela bir silahın eline takılıyor. Diğerleri de arka kısımlarına. Ama arka kısımları derken şurada. Şurada şöyle. Ha şu arka mavilere takılıyor da yani şunun arkasındaki deliği anlayıncaya kadar yani bu epey bir vakit sürdü. Açıkçası bu Transformer'ları ilk defa birleştiren birileri için yarışma düzenlenebilir kim kaç dakikada zamanda yapacak diye. Zaten yapılıyormuştu öyle yarışmalar. Barış kardeşim bana anlatmıştı. İşte böyle dönüştürdüm. Videoyu hızlı aldım. Yani çok güzel görünen bir otobot. Yani çok şık. Aldığıma da çok sevinmiş durumdayım. Yani şu an daha da yani sevinmiştim zaten ama şu an daha yani mutlu oldum böyle bir otobot aldığıma. Diğer Masterpiece'lerle de güzel bir kardeş olacak. Neyse ben bunu tekrardan arabaya dönüştüreyim. Sonra stop motion şekilde size böyle döndürerek gösteririm. Ve video tamamlanır. İşte Dekon Oil 38 falan yazıyor. Smoke Tactics. Ya zaten bunun olayı böyle hani sis çıkartarak hani bunu sis atma lan vardır ya. Gerçi ben küfürlü olmayanı söyleyeyim şu an ama işte öyle. Sis özelliği yani fog özelliği olan Transformer olduğundan da çok seviyorum bunu. O zaman ben bunu eski haline getireyim. Ve bir sonraki Transformers videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.
Thank you.